Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Barla 137. Barla neydi? Harun'un böyle Barla Emir'de Kastamonu. Yani Barla nedir denilince bir tanesi sorsa Barla niye okumalıyız derse, Barla'yı nasıl tanım yaparsın? Yalnız bir tanesini kapatın, çok gürültü geliyor, değil mi? Trenin rayları diyebilirsin. Sen kapatırsın. Laikalar trenin rayları diyebilirsin. Laikalar trenin rayları. Peki Barla nedir, Barla? Daha çok hislerimizi abi şey yaptın. Sen bir ne dersin ya? Bu dershanede kalıyorsun. Hani okuyorsunuz ama yani bu kadar kitap okudunuz. Barla'yı tanımlama. Abi laika. Tam üçü de laika. Kastamonu laika. Emirdar laika. Barla laika. Tarihçe laika. Sikey tasdiki gaybiye. Mesela Barla'yı nasıl anlarsın? Valla sen kendi üstadla aralarında geçen yani istifadelerle birlikte yani uygulama şekli sanki. Sırrı ihlas sanki. İhlas değil de sırrı ihlas. Bak. Yani üstad yani ekser bazı mevzuları, bazı risaleleri üstadın talebeleri takdir ettiğini Barla da ifade etmiş yani. Bak Barla iki tane ana tema ile gider, iki ayak. Bir, idealist bir dava adamının ruhunu inşa etme adına his deposudur. Hissimizi İkaz eder, ihya eder, canlandırır, ruhu inşa eder. Yani idealist tabu adamının ruhunu inşa etme adına malzeme deposudur. Bu nasıl gözükür dışarıya? İkinci ayağı. İstifade ettiğini ustada takdim ediyorlar. Ve hissiyatların alışverişine sebebiyet veriyor. Ve gelecek nesile yöntem ve ufuk açıyor. Mesela Hulusi abi 11. lema, eleme bakar mısın? Paragraf alıyor 11. lema, anladığını koyuyor. Paragraf alıyor, anladığını koyuyor. Hafız Ali abi paragrafı koyuyor, ustadım şöyle anladım diyor. Paragrafı koyuyor, böyle anladım diyor. Ustad onu koyuyor. Vay! Ne biçim adamlarsınız da siz? Böyle olur mu ya? Siz onu düz okuyun. Anladığınızı ne takdim ediyorsunuz? Anladıklarını Ahmet Mehmet'in Risale-i Külliyatı diye kitaba koyun. Ya siz niye manayı kayıtlıyorsunuz ya? Orada denilen neyse odur. Dedim. 11. lemayı hani buna bize rehber ya, yöntem ya. Demedi. İki, güzel, bir tanesi isabet etti. Ama ruhu inşa etme adına hissiyat deposu, idealist dava adamının ruhunu inşa etme malzemesidir. Kastamonu nedir? Kastamonu daha ziyade hizmetleri yapma yani. Çok güzel. Yap, aferin. Yap, yapma, bak, bakma, de, deme, bulun, bulunma. Emirdağ nedir kardeşim? Daha böyle iç aleme bakan. Harikasın. Tebrik ediyorum. Takdir şey yapmıyorum yani. İçsel alemimizi, hissiyat ve fikriyat dünyamızı tahlil edip, teşhis edip koyuyor. Bu budur, bu da budur, bu da budur, bu da budur. Böyle şöyle şöyle, tamam mı? Sikey tasdik gaybiye nedir? Daha sanki gaybi haberlere. Merak, insan merak haberdir. Merakını tatmin ediyor. Ne olacak? Kendisine de baktığı zaman gaybi sikkeleri tasdik yani tersinden okuduğu zaman alıyor. Gaybi? Sikkeyi tasdik gaybi ya. Evet. Gaybi sikkeyi tasdik manasına yani. Çok güzel. Peki tarihçe nedir abim? Tarihçe yani tabii daha ziyade sanki hani hizmetin uygulama zemini gibi bir şey. Yani hizmeti yaptık görünme manasında o şey anlaşılıyor ama bizleri talebelerin topladığı bir şey yani üstad hülasa bir tarihçe hayat olarak. Öyle görünüyor. Tarihçede, biraz yaklaştım. Kur'an'daki kısalar var ya.
kâle Musa, kâle Firavun, kâle Musa, kâle Firavun, kâle İbrahim, kâle Nemrut, kâle Nuh, kâle dermesin. Yani Kur'an'daki kısalar var ya, Musa dedi, Firavun dedi, İbrahim dedi, Nemrut dedi. Yani dava adamının heyecanını iman küfür mücadelesini anlatır. Onun için ilk olanlara biz dava adamını aşılamak adına tarihçi okumasını tavsiye ederiz. Üstad da tarihçi hayat hakkında 20 kitap tesirindedir der. Nerede diyor abi? Bunu Gayrimüteşhir'de diyor. Tarihçi hakkında 20 kitap kuvvetinde tesiri vardır. İmanın hepsi var. Hepsi mi var? Hepsi var. Bütün kitaplarda var yani. İdealist dava adamı ama mukaddemesinde, varlığı hayatında buna ait kelam var. Bir de Gayrimüteşhir'de söylüyor. Galiba tarihçede de var galiba. Bir çarşaflı kadın diyor, 20 tane, oradan iki kitaptan 20 tane şey. Bir çarşaflı kadın topluma çıktığı zaman diyor, 20 tane tesirli vaazdan daha tesirli vaaz eder diyor. Şimdi bağla. Ciddi bir hastalığımızı, yanlış anlayışımızı tahsis edecek bir yer okuyacağım. Yani ölçü olmadığı zaman, Allah aşkına beni dinliyor musunuz? Ölçü olmadığı zaman hak batıl olur, batıl hak olur. Yanlış doğru olur, doğru yanlış olur. Her şey birbirine karışır. İstikamet bulamazsın. Bak, istikamet, istikametli, doğru istikamet hidayettir. Bunu nasıl sağlayacağız? Doğru sadakat, doğru istikameti. Doğru istikamet, hidayeti. Hidayet de ruhun cennetidir. 61 işaretleyeceğiz. Şimdi yanlış anlayışları kah muhabbet, kah taassup, kah cehalet, kah aklını başkasının cebine koymaktan kaynaklanan cehalet, yani muvazenesiz, hiç de hoş değil yani. Hiç de hoş değil. Muvazene çok önemli. Bir elimize kantar, bir elimize metre. Bunun adı, ikisini cem edersek adı ne? Muhakeme. Tamam, muhakeme. Şimdi Barla 137'de ciddi bir hatamızı tavsiye ediyor. Nedir? Kardeşi Müsref, Lütfü, Rüştü. Bunlar daha çok kavga eden, hapishanede daha çok birbirlerine uğraşan abiler figürü. Şaşıracaksınız ama maalesef Hüsrev abi ile en çok çekişen Refet abidir. Hani Refet abi, bu da şey geçiyor. Lütfü abi, Rüştü abi, böyle biraz çekişiliyor. Yani isimle mektuba başlıyor. Demek ki bu üç tane figür, Hüsrev, Lütfü, Rüştü, zemininde, figüründe, simgesinde, sembolünde, aralarında olan bir şeyden dolayı onların zemininde bir ciddi bir hakikati tahsiye edecek. Hepimizin sıkıntısını tahsiye edecek. Hele bu asırdaki benim Nurcu kardeşlerim. Yani, Anlamadılar, Lütfü'ler, Rüştü'ler, Hüsrev'e gelecek yani. Tabii. Eğer Hüsrev'e aitse, Lütfü'ye aitse, bizim alakası yoksa, kapattın bunu, yırtın yani. Bize alakası yok ki. Yani hastanedeki teşhis, seni hastalığın beni fazla ilgilendirmediği için Suat, senin reçetenle ben ilaç alamam. Olmaz. Ha, burada Lütfü, Rüştü ve Hüsrev semboldür. Nereye benzer? Kur'an'daki İbrahim, Musa, Meryem, Nuh gibi. Ha peki, bu mektupta bunları zikretmesi gösteriyor ki, açığı buradan çıkacağız. Bunların zemininde olmuş bu hata. Aralarında olmuş. Size, ustad ve talebeler,
ve ders arkadaşları için de fayda verecek ustada bakışımızı, talebeler birbirine bakışı, cemiyetteki insanlara bakışımızı tavsiye edecek, düzeltecek ölçü, bir fikrimi beyan edeceğim şöyle ki, ölçüler veriyor. İnşallah bir saatte sıkıştırmaya çalışacağım. Sizler haddimin fevkinde, dolayısıyla sizler birbirinize haddinizin fevkinde bir cihette talebemsiniz ve bir cihette de ders arkadaşımsınız ve bir cihette mü'in ve müşavirlerimsiniz. Yardımcımsınız. Tamam mı abi? O zaman birbirlerimize, kardeş, bir cihette sen benim talebemsin, bir cihette kardeşimsin, bir cihette yardımcısın, bir cihette de meşveret arkadaşımsın. Kaç yaşındasın? 31. Mesela sen baban yaşlıdır bayağı. Kaçtır baban yaşı? 61. Benden 7 sene yaşlı. Bunun babasından yaşlıyımdır. Senin baba, yok babası bu en ufaktır. Yaşlıdır baban değil mi? 56 yaşında mı? 2 yaş fark varmış. Yani babanız yaşta im neredeyse. Bu cihette talebemsiniz. Bir cihette. Bir cihette kardeşiz. Bir cihette ders arkadaşıyız. Bir cihette yardımcıyız. Bir cihette meşveret arkadaşıyız. Tamam? Bir yani ölçüler veriyor. Boşuna bunları zikretmiyor. Yani her şeyi yerine oturtmak lazım. Aziz kardeşlerim, ustadınız lahuti değil. Ne demek? Ölüm bir şey değil. He? Ölüm bir şey değil. Olmadı. Kusursuz. Lahuti. Hatasız, hata yapmaz değil. Ustadınız lahuti değil. Hata yapmaz değil. Hatasız değil. Onu hatasız zannetmek doğrudur. Oldu mu? Ustadınız lahuti değil, hatasız değil, hata yapmaz değil. Ustadını hatasız zannetmek hatadır. Ama ölçü nedir şimdi? Ama hatası var mı diye araştırmak da ahlak değil. Müslüman Müslümandan la tecessüsü araştırmaz. Şimdi bir ölçü veriyor. Devam ediyor. Hükmü söyledik mi abi? Ahkamı çıkarttı. Şimdi onu izah edecek. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye zarar vermez. Bahçeye girdik. Kafayı kaldırmadık. Tamam mı? Şuraya bak ya, hep çürük ya. Bir tane çürük var yerde. Hata. Bu hata. Bir hazinede silik para bulunmakla hazineyi kıymetten düşürtmez. Bir parada, hazinede kalp. Sahte para bulunmakla komple hazineyi çürütmez, düşürtmez. Anlıyor musunuz değil mi ölçüyü? Bak. Hasenenin 10 sayılması dinde en az. Hasenenin dinimizde bir iyilik en az 10. Seyyenin günahın bir sayılması cihetiyle, sırrıyla. Sırrıyla. Hasene kaç sayılıyor Musat? 10. Günah? 1. Sayılması sırrıyla. O kadar acayip ki evine böyle bakacaksın. Evladı yanına, çoluk çocuğuna, akrabana, birbirlerimize böyle bakacağız. Hasene 10, seyye 1. Yazılması Allah böyle yazıyor. Allah'ın kanunu bu. Sırrıyla. İnsaf odur ki bir seyye, bir hata görünse de sair hasenata karşı kalbi bulandırıp itiraz etmemektir. Yani sen var ya sen öyle yapmıştın orada dün. Dolayısıyla sen hep böylesin. Genellemek, iyiliklerini örtmek,
iyiliklerini düşürmek neymiş? Bir seyyiye hata görünse de sair hasenata karşı bir sürü güzelliklerim var. Kalbini bulandırıp itiraz etmemektir. Hakaika dair mesaide, yani imani mevzulara dair külliyatları ve bazen de tafsilatları sunat-ı ilahamiye nevinden olduğundan hemen umumiyetle şüphesizdir, katidir. Yani Risale-i Nur'daki mevzular hepsi değil. Unutmayın, hepsi değil. Mesela şimdi bilemiyorum, kanaatim şudur ki gibi, bu kendi tilkesi, kendi dirayetiyle cevap veriyor. İlham değil. Ama ekserisi ilhamdır. Hakaika dair mesailde külliyatları ve bazen tafsilatları sunuat-ı ilahmiye nevinden olduğundan hemen umumiyetle şüphesizdir, katidir. Onların hususunda sizlere bazı müracaat ve istişare tarzı telakkisine dairdir. Onlar hakikat ve hak olduklarına dair değildir. Çünkü hakikat olduklarına tereddüdüm kalmıyor. Şimdi bu bitiyor. Bunun açılımını yapacağız. Ustadı lahuti zannetmek hatadır. Ustadı hatasız zannetmek hatadır. Şimdi ona ait yerler okuyorum. Emir Dağ 1 232. Üstad Hazretleri onlara talebelerine müracaat etmesin. Burayı sen nasıl anlıyorsun manasına mı? Tarzı telak istedi ya. Ha tabii evet. Yani umumi midir diyor. Altında anlatıyor da ben kestim. Aşağıda anlatıyor. Yani ben size nasıl buldunuz demekle doğru yanlış buldunuz manası değil diyor. Topluma nasıl yani şey mi gidiyor? Toplum nasıl değerlendiriyor? Siz nasıl değerlendiriyorsun? Size nasıl tesir etti diye. Yoksa doğru mu yanlış manası değil. Tabii yani ortadan aldığı için konu o değil. Konum o değil. Konu. Emirdan'da bir yer var abi. Risale-i Nur'daki diyor hakikatler yalnızca tercümanla hasıl değildir diyor. Evet. Şimdi konuyu dağıtmak istemediğim için girmek istemiyorum. Burada ölçüden ben girmek istiyorum. Ustadı kusursuz zannetmek kusurdur. Hatasız zannetmek hatadır diyor kendisi 137'de. Ama illa hata aramak değildir. Çünkü dinde haramdır, ayettir. La tecessüs. Birbirinizi tecessüs etmeyiniz. Ha? Şimdi ben gene size çabuk şey yapacağım. Birinci Emir Dağı'nda 231. sayfada istinadan bahsediyor. Ve yuvarlak yani mektup uzundur. Bak mektup buradan başlıyor. Buraya kadar devam ediyor. Şuradaki bir cümleyi okuyacağım. Üstad Hazretleri, keşke bir arabamız olsa, Barla'dan Konya'ya ve Afyon'daki kardeşlerimizi, Emirdağ'daki dershaneleri ziyaret ederdik. Dersler olurdu diye temenni etmiş, konuşmuş. Ben çabuk acele ediyorum, yani okumak bir mana naklediyor. Bunu konuştuğu zaman abiler emir telakki ettiler ve 4000 liraya taksi aldılar. En fazla hisse veren Konyalı Halıcı Sabri abi. Buradan söyleyeyim. Hakim olduğum için söyleyeyim. Arabayı aldılar. Gece baskın yapıyorlar. Ya Resulullah'tır aleyhissalatü vesselam, ya İmam Ali'dir. Dediler ki senin istinan vardı. Ustad da çoluk çocuğumu para kazanacağım, çoluk çocuğumu gezdireceğim, ticaret yapacağım der ama şey yapmadı. Dersten derse gideceğiz. Keşke bir arabamız olsa. Senin istinan vardı diyor. Niçin böyle yaptın diye gece baskın yapıyorlar. Manevi itap görüyor. Gece sıkıştırıyorlar. Sabah feveran ediyor ustad. Aman bunu alın, satın. Kim ne verdiyse parasını alsın. Ama alışla satış aynı olmaz. Eksik olursa sakkomu
çamaşır mutlarıyı satacağım. Eksik parayı, paraları eğer satışta eksik olmuşsa bir şekilde ben tamamlayıp herkese hissesini vereceğim. Beni kurtarın diye yalvarıyor talebelerine. Cümle şöyle. Manevi itiraz ve hitap gördüm gece. Buraya geldikleri vakit 7 saat memnuniyetle telakki edip o arzuyu bir duayı makbulü zannettiğim halde birden bu gecede araba aldılar ya. Manevi itiraz ve hitap gördüm. O arzumun hatasını anladım. Hiç görmediğim bu tarz manevi hitabın 3 sebebi var. Başka vakit izah edilecek diye devam ediyor. Bir tanesi şu. Dini vasıtayı cer, geçim vasıtası yapıyor diye halkta bir anlayış var. Eğer Said Nursi çalışmadığı halde en lüküs araba altında olunca halk ne diyecekti? Hani kimseden bir şey almıyordunuz? Hani dini din için anlatacaktınız? Hani menfaat? Ya işte derslere gidiyorduk. Olmaz. Halk böyle demez. Halka fiili ders vermek gerekiyordu. Halka fiili ders vermek gerekiyordu. Allah Allah için, dini dini için anlatmak ve karşılığında bir şey istememek adına idi. Halka bu zarar olacaktı. Senin istinan var. Onun için men ettirildi. Tamam abi. Bak bu gecede manevi itiraz ve hitap gördüm. O arzumun hatasını anladım diyor. Görüyor musunuz? Sonra diyor ki ikinci bir şey. Bu olduktan sonra, geri verildikten sonra merak etmeyin siz sevabınızı aldınız diyor. Ama diyor ummadığınız bir sevap da var. Halk ne diyecek? Vay be! 4000 liraya, şimdi 4 trilyon, 4 milyar en lüks araba. Bu Said Nursi halk diyecek. Buradan ya bu araba aldılar, almadı ya, itti parmağıyla ya. İtti. Vay be! Bu adamdan daha güvenilir kim olabilir? Şimdi ne verirsen elinle, o gelir seninle. Hizmet damı altında helal haram demeden içeriye alıyoruz. Aldık mı? Bina yapıyor muyuz? Helal haram demeden gıdalar alıyor muyuz? Ondan sonra okuyoruz kitabı, feyiz alamıyoruz. Şimdi, bak gördünüz mü? Araba almışlar, niçin almışlar? Hizmet için almışlar. Hizmet için almış ama gece ne yapmışlar? Dalış yapmışlar usta. Peki ne olmuş o 232 ya? Birinci emirde. Ne yaptılar o taksiyi, arabayı, otomobili? Geri verdiler. Ah benim olsaydı. Hizmet abi, hizmet ustadım. Dershaneleri dolaşacağız lan. Ver elini Konya'ya. Ver elini Afyon'a. Tamam. Ondan daha güzel hizmet olur mu? Olmaz diyor. Çünkü bunu duyanlar ne yapacak? Geçim vasıtası yapacak diyor. Size bir şey söyleyeceğim. İnşallah suizan etmeyin. Ne demek istiyorsun? Hayır. Ben bu hakikati ifade etmek için söylüyorum. Babamdan kalan iki tane dairem olduğumu siz biliyorsunuz. 54 yaşındayım. Ahmet'i çağırıyorum öyle mi derse gidelim diye. Mehmet'i çağırıyorum gel arabanla götür diyor muyum arkadaşım? Ona iki tane dairem var. Sattım. Araba alayım diye. Bir türlü araba nasip olmadı ve alamadım. Arabam yok. Gittim dershaneye şey yaptım biliyorsun verdim. Niye? Niye biliyor musunuz? Hasan abi oldu. Yaşlandı. Kimin arabasına biniyor? Kimin parasıyla aldı? Derler mi demezler? Lan her dersten sonra diyecek miyim ki babamdan kalmış mirası sattım araba aldım. Her derste diyebilir miyim? Kim inanır? İnanır mıydı? Doğru söyle. Siyah bir araba var aşağıda şimdi. Diyelim. Siyah bir Audi var tamam mı? O araba niye? İki daire satın olan bir Audi alacağım dedim ya. Kazamazalar da sağlam olsun mesela. Hani bir mektebin okuduğum için otomobil. O zaman da deri heves etmiştik. Olan şimdi de olmuş dedim Anadolu'ya gidiyoruz. Olan bir tane araba alacağım tamam mı? Ya arabam yani dairem var ya benim hakkım ya. Şeri hakkım ya. Miras ya. Alamadım. Alamıyorum. Niye alamıyorum? Aptal mıyım? Alamaz mıyım? Ne derler? Kimin, hangi zenginin parasını çullandı? Abi tabii zorla yaptı. Derler mi demezler mi? Doğru söyle. Derler tabii. Yapmadan derse yap. Yapmadan diyorlar da ya yapsak. Aferin lan.
yok o konuda Allah biliyor, o konuda beni itham etmiyorlar da. Genel manada bir şey. Yani. Tabii genelde diyorlar. Cemaatle bir şey geçiriyor. Manasında. Ya. Şey diyorlar, benim hakkımda ne diyorlar biliyor musun? Pervasızcadır. Ya o da her şeyi söylüyor kardeşim ya. Ya bazen her söylediğin doğru olmalı. Bu adam doğru söylüyor ama bir hatası var, öyle diyorlar bak. Kısmında haklılar. Söylediği doğru ama her doğruyu her yerde söylüyor. Hiç şeyin yok. Külümen aleyha fan. Hakikaten öyle. Kardeşim, doğru neyse derim yani. Çünkü niye? Kuyruk yalamam. Kimsenin parasına, malına, mülküne gözünüz yoksa doğruyu pervasızca söyleyebilirsiniz. Pervasızca yani doğruyu diyemeyenler mutlaka bir beklenti içinde bir şey yalıyorlar oradan. Ben kimseden bir şey almadığım için, bir şey beklemediğim için doğruyu söylüyor. Abi de demeyenler mutlaka bir şeysi var orada. Burada zengin olsa, ona para alsam bu istinad dersi yapabilir miyim? He Harun? Yapamaz. Senden araba almış olsam bunu yapabilir miyim diyebilir miydim? Demem ki. Geçiştiririm kardeş hizmet ya. Tabii Allah'tan kork lan. Biz mi dolaşıyoruz? Kim? Karımızı mı dolaştırıyoruz? Çoluk çocuğumuzu? Ticarete mi gidiyoruz? Öyle derdim değil mi? Tamam da doğru söylüyorsun da. Fakat vicdana tesir etmiyor. Dersin vicdani değil, akli. Vicdana tesir etmiyor. Beni bir de şey olarak şu yapıyorlar. Bir yere tabi değil. Allah'tan kork lan. Bu daire Zübeyir abinin dairesi. Bulunduğum daire. Zübeyir abinin dairesi ve Risale-i Nur layıkasına tabi. Benim abim Emirdağ abi. Kastamonu abi. Mektubat abiye bağlıyım kardeşim. Birisini, birilerini iskat etmek manasında değil. Biz talimatımızı, dersimizi Risale-i Nur'dan alıyoruz. Haddimizi de, hududumuzu, terbiyemizi de biliyoruz. Kim Allah ne vazife verdiyse o vazifeye saygı duyuyoruz, selam duruyoruz. Abiler mutlak varistir, ahkam getiremezler. Risale-i Nur'u neşretmek, basmak, çoğaltmak, basılan kitapların beşte birini vakıflara tayinat vermek onlara aittir. Basamazsın. Eyvallah ustadım. Bitti. Bana öldürseniz ben basamam. Kitapta kim ne geçiyorsa o. Hemen bir soru geldi arkadan. Abi bunlardan vefat etseler ne olacak? Hemen söylüyor zaten ustad. Diyor ki bu mutlak varislerin vefat ettiklerinin sonra, vefattan sonra Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini temsil eden has şakirtlerin şahs-ı manevisi. Yani vakıflar. Vakıflar bir araya gelir, onlar şey yapar. Hemen kafanızda bir şey geliyor, soru. Ya benim biraz ağzımda durmuyor, pervasızcayım ya. Sevmememin sebebi. Bunu da soruyorlar, sordular. Bunu sabah dememem lazım ama diyeyim. Çünkü çok soruluyor. Çünkü benim vazifem doğruyu ahirette mi diyeceğim? Şimdi sen bana ikide bir soruyorsun. Abi Risale okuyoruz. Abi dershanede kalıyoruz, sıkılıyoruz. Abi okuyoruz, feyiz alamıyoruz. Lan hep sende mi suç ya? Okuduğun kitaba bak. Yediğin gıdaya bak. Örtündüğün yorgana bak. İçtiğin suya bak. Helal mı haram mı? Kimden gelmiş? Helal harama dikkat etmeyecek misin arkadaş? Dershaneye adam paldır küldür poşette geliyor. Kim bu adam? Hem kim? Faiz parasıyla getirdi. Belki tefecidir bu binayı alan. Belki tefecidir bu kitabı basan. Ya hiç şeriattan şeyin yok mu ya? Niye beni kesiyorsunuz? Niye bana hakaret ediyorsunuz? Diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri, mahsa doğru olan bir kitap. Bidat ehli yazsa diyor. Onun diyor haleti sirayet eder diyor. Yani Osmanlı binasına, Osmanlı camisine, Osmanlı ruhu kokmuyor mu? Cumhuriyet döneminde yapılan cami, Cumhuriyet kokmuyor mu? Aynı feyiz mi alıyorsunuz içinde namaz kılınca? Kitapta böyle. İslam hukukundan da söyledim. Heyetin kararı ile bu yıkılan caminin Kur'an'ı öteki mahalledeki camiye geçici olarak tutulabilir. Keyfi manada caminin imamı madem bu cami yıkıldı, tamir oluyor, musafları öteki camiye götüreyim diyemez.
heyet karar verecek. Ha, ustadın da heyeti belli. Abi bunda bana şunu demek istiyorsun. Ne anlarsan anla kardeşim. Benim kimseye hesap verecek bir hesabım yok. Ben Ahmet Mehmet'i demiyorum, genelliyorum. Sen külliyata muhalefet edeceksin, korkmayacaksın. Ustadan çekinmeyeceksin, Allah'tan çekinmeyeceksin. Ben seni serişte etmekte korkacağım. Sen manevi mesuliyetten korkmuyorsun, yapıyorsun. Yaptığını ben söylemek suç olacak. Senin yaptığın suç değil, benim söylemem suç, öyle mi? Madem söylemek suçsa, yapmak cinayettir. Ama senin fikrin değil ki abi. Değil tabii. Bitti. Ben basamam. Lan ben meşru helal olan araba alamıyorum ya. Ne derler diye. Sen ne basıyorsun kardeşim? Elini kolunu sağlaya sana basıyor. İyi vallahi, dingonun ahırı burası. Sen ne zannediyorsun Mehdiyeti, Mücedid'i? Ne diyorsa o. Sen karşında kimse çıkmayacağını mı zannediyordun? Herkesi sindireceğini mi zannediyordun parayla? Vesaireyle. Ne zannediyordun? Söylemek suçsa yapmak cinayettir. Cinayetinden vazgeç. Peki. Başka yer okuyorum. Bir araba alınmayacak mı abi? Sağ sola derse gidilmeyecek mi? Ben bilmem de. Ben şimdi nasıl gidiyorum? Sen söyle, sen yakınımsın. Suat götür diyoruz, Harun götür diyoruz. Gafur götür diye telefon etmiyor mu? Gafur Tepeci'ye götür dedim. Yürüyerek de gidiyorsun abi toplu taşımacılıkla. Evet. Toplu taşımacılıkla gidiyorum Allah'ını seversen. Yani bak Allah ne olur kardeş değil miyiz ya? Benim hissiyatımla biraz boyalanır mısınız? Ben olur musunuz? Bir bak hele. Param var. Mesleğim de uçak, motor, param var, araba alabiliyorum, alamıyorum. Hissiyatımı düşünebiliyor musunuz? Niye zarar olmasın bu Nur'a ya? Hasan abi bak, siyah bir arabaya bak, altında araba var ha? Siyah da alacaktık ya. Ama güzel de yapmışsın aslında. Havan olur ya. Havan olur değil mi? Abi bir güzellik yap dedi, tamam mı? Bir tanesi biliyor musun? Abi bana bir güzellik yap ne olur yalvarırım. Kim biliyor musun? X birisi. Abi şu arabayı al dedi ya. Araba veriyor. Ve yalvarıyor bir de. Peki hiç mi almadın? Yalan yok. Allah yalana şahit edilirse kafir olur. Adamın bir tanesi. Allah selamet versin. İsmini de söyleyeyim. Soy ismini demediğim için. Mustafa. Ne araba vermişti bana? Honda. Benim adıma dedi bu arabayı al. Şahit misiniz? Kaç defa binmişimdir? İki defa bindiğimi hatırlamıyorum. Birkaç kere derse gitmek için bir araba. Beraber. Beraber. Sonra ne oldu araba? Murat Çetin çocukların kampı var ya. Dershane yapılırken abi dedi. Dershanede ranza alınacak. Dershanede bilmem çatı şeyler var ya. Çanakça mıydı? Yoksa tepe üstü mü? Çanakça. He? Tepekent mi? Neyse. Dershaneye ihtiyaç var. Para yok dedi. Tamam. Ondan sonra dedim ki Murat çocuklar okutuyor ya. Şimdi vakıf yetiştirme. İnan abi bu var. Al bu anahtarı. Şaşırdım. Ama arabayla geldim. Ben dedim birisiyle giderim. Oradaydım ha. Ruhsatla dedim torpido gözünde. Al bana. Birkaç defa bildiğim ev bilmedi. Al dedim. Dershanede satarsın, harcarsın. Ve Allah razı olsun o çocuğun, o malı da öyle dershaneye gitti. 12-14 liraya gitmiş. 12-14 liraya sen satmıştın. İbrahim Topoğlu beraber, satmıştın. İbrahim kimle? İpek kabanızıyla. Ya. Ve gitti değil mi? Öyle şahitsiniz değil mi? Ondan sonra bu şeyi, asamasa şeyleri, o binayı sattık, alacaktık değil mi? Harun'a da söyledik değil mi araba bul diye? Vardın değil mi o zaman galeriden? E ne oldu sonra? Hakikaten Mesut bulmuştu. Tam alacağız o gece bir baktım. Allah bir sıkıntı yatamıyorum. Abi tamam sabahleyin gideceğiz. İstoç'a. Buldu. Yatamıyorum. Mesut buyur abi vazgeçtik. Hayırdır abi? Öyle. Yok. Yani birisini anlatmaya çalışmıyoruz. Risale-i Nur'un talimatı dairesine hareket ettin mi? Dersinde sözün acı dahi olsa, biber gibi olsa, inşa eder, ihya eder, yani ruha yapışır.
Şimdi adam lan bu hizmette ne elirse mi gelirler. O zaman ben okuyorum. Haber dinleme diyor. Dinlemiyorum kardeşim. Kafam sakin, manalar geliyor. Manalar geliyor. O zaman ya ben öyle zeki değilim senin kadar. Ama niye bu farklı manalar külliyattan geliyor? Elimden geldiği kadar uymaya çalışıyorum külliyata. Yapmıyorum. Batmıyorum. Almıyorum. Peki mektubat 263. Adam bana hücum ediyor. Lan ben bana ne hücum ediyorsun? Ustada de ki niye yazdın be ustad? Niye yazdın bunu yahu? Öyle de kardeş. Gücün yetiyorsa git kağıdı da yırt. Emirdan da böyle diyor. Bunlar varis diyor. Bunlar varis bu. Keşke ben de varis olsam. Hüsnü Bayram, Ahmet Aytunur, Abdullah Yeğin, Mustafa Sungur, Ceylan Çalışkan. Ondan sonra Zübeyir şey olsun. Hasan Akar. Var mı Hasan Akar? Yok keşke olsa. Ne güzel olurdu. Yok. O zaman da havamdan geçilmezdi ya. Adamlar öyle yaşamıyor ama. Mustafa abiye dedim ki sağ ol. Abi dedim ben seni seviyorum ama milletin sevdiği gibi sevmiyor. Öyle yapamıyor. Benim fıtratımda bu yok. Onlar da hali seviyorlar ama ya da böyle. Ben ziyaretli meselesi gibi. Sen bu ustad seçti mi kardeşim seni? Dedim ben böyle de. O da gülüyor. Seni seçti mi? Benim seçme hakkım yok. Ustad seni seçti ben seni sevmek zorundayım. Ama sahan Risale-i Nur'un neşriyatını ve yakından gördüğün için hizmetin şeklini, o şeklini tatbik edeceğiz. Yeni bir ahkamı getirmek değil, var olanı ifade edeceğiz. Allah'ın sebebi geldi, kafamı böyle böyle yaptı gitti. Peki, şurada bir yer okuyayım. Ey mümine kim ve adalet besleyen insafsız adam! Nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber 9 masum ile bir cani var. O gemiyi gark ve o hani ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum 9 cani olsa yine o gemi hiçbir kanun adaletle batırılmaz. Aynen öyle de sen bir hani-i Rabbaniye ve bir sefine-i ilahi olan bir müminin vücudunda iman ve İslamiyet, komşuluk gibi 9 değil belki 20 sıfat-ı masme varken sana muzir olan, belki doğrudur ama sana muzir gözüküyor, sana muzir olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden, mesela bir ders yapılıyor, hoşuna gitmeyen bir cümle veya hoşuna gitmeyen, bak birbirlerinize karşı bir davranış veya karı koca ve ailede hoşuna gitmeyen bir sözü veya bir davranış. Bak komşuluk gibi 9 değil belki 20 sıfat-ı masme varken yani bizi bir yapan, sevmemize sebep olan en az 20 tane sebep var iken, en az ne kadar diyor? 20 sıfat-ı masme varken sana muzir olan, yani yanlış değil ama senin hoşuna gelmiyor, sana muzir olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla o hani manevi vücudun manen gark ve ihrakına, tahrip ve batmasına teşebbüs ve arzu etmen onun gibi şeni ve gaddar bir zulümdür. Yani ulan bu adam var ya, batsan yerin dibine, gel ölmedi gitme falan. Onunla böyle yapmak öyle cani ve gaddar bir zulümdür. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bağırdın, kim nefret ettin ya ona. Onun varıyor bu adam. Ona hiçbir şey olmuyor. Sen yanıyorsun, sen gark oluyorsun. Sen batıyorsun. Hasedi, hasidi yakar. Hasedi, hasidi yakar. Yani haset bir ateştir. Kim yakar? Yapanı yakıyor. Peki, başka bir yer okuyayım. Anladık değil mi ölçüyü? Yani eksiklik var, tamam ama bir sürü de güzel sıfatı var. O iyiliğe layıktır. Abi ben bir sıfatıyla çöpe atıyorum, iyiliğin kale almıyorsam, haşir meydanında da böyle muamele göreceksin. Yapan, yaptığı gibi muamele görür. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Affetmeyen affedilemez. Affedilemez. Çünkü afa layık değil. Affetmemiş ki.
Başka bir yer okuyorum. İnce Mesnevi Nuriye 208. Bağlıyorsun. Diyor ki ve keza insanın vücudunda birkaç daire vardır. Çünkü hem nebatidir, hem hayvanidir, hem insanidir, hem iman. İmani. Tezkiye-i muamelesi bazen tabaka imaniyede olur. Mesela bazı insan var, dört tabaka. İnsanda bir nebat özelliği var. Nebat neymiş? Ağaçlar kökten beslenir. İnsan da bağırsaktan beslenir. Bu beşeriyetimizdir. Şey, biyolojiktir. İnsan. Ağaçlar kökten beslenir, insan da kök gibi olan bağırsaktan beslenir. İnsanın ikinci özelliği hayvanidir. Hayvanidir, yani beşeriyetidir. Yani ne demek hayvani? Hayvanın üç tane şeyi var. Kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye. Üçüncü insanda ne var? İnsanidir. Beşerdir. Dördüncüsü imanidir. Devamlı her gün bu dört tane kategori oynar. Bazen beşeriyeti yaşarsın, bazen insaniyeti, bazen imani, bazen nebat hayatını, bazen hayvan hayatına iner çıkar. Onun için ya adama bak ya şuna şuna hayvan gibi şey yapıyor deme. Çünkü insandır. Her an dört tane farklı karakter yaşayabilir. Bazen ağaç gibi, bazen hayvan gibi, bazen insan gibi, bazen iman hakikatini yaşar. Tamam mı? İnsanda bu devamlı değişkendir. Tezkiye muamelesi bazen tabaka imaniye de olur. Yani bazen imani mevzu yaşar adam, böyle bir enfusi ders yapıyor. Bir ders yapıyor. Acayip bir adam. Çıktıktan sonra bir bakıyorsun top oynuyor. Yapar. Camide kürsüde vaaz ediyor. Bak 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 adama bak ya bu. Şunu nasıl yaptı ya? Lan beşerdir ya. Benim dersteki şahsiyetimle bu makamdan çıktıktan sonraki şahsiyetim aynı değil ki. Sonra tabakayı nebatiye iner. Bazen de adam yemekten başka bir şey düşünmez. Koca dev adam iftara yakın olan şu yemek olsun. Bir tanesi vardı. Ders yaptık. Bak şimdi Resul sen de hatırlarsın. Enfusu bir ders yaptık. Ramazan'dayız, Kırıkhan'dayım. Yeri de söyleyeyim. Allah affetsin yani. Bak dört tane özelliğimiz var. Bir daha söyleyeyim. Yukarıdan aşağıya söyleyeyim. İmani, insani, hayvani, nebati hayat yaşarız. Nebat, bağırsaklardan besleniriz. Ağaç gibi, köklerden beslendiği gibi. Hayvan ise, bizde kuvve-i gadabiye var, öfke. Kuvve-i şeviye var, kuvve-i akliye var. Onlarda ihtiyar var, bizde irade var. Üçüncü neydi? İnsani. İnsanız kardeşim. Hatalarımızla, kusurlarımızla düşer kalkar gideriz. Bazen de imani. Dersi yaptık. Ders bittikten sonra iftara 2-2,5 saat var, tamam mı? Arkadaşlar dedim. Ders bitti de oturuyoruz. Kimin böyle evinde karabalıyız ya? Yani satın alma değil de kimin evinde dut var dedim bahçesinde. Hayırdır abi? Ha dedim canım. Nefsim dut istedi. Ben iftarı dutla yapacağım dedim. Dut istiyor dedim. Böyle gidelim biraz toplayalım. Dedim abi ben de var deyince tamam dedim, nasıl siyah mıdır beyaz mıdır falan deyince bir şey anlatmak için anlatayım. Bir tanesi yaşlı, benden de birkaç yani emsaliyiz ama bir yaş. Hayret dedi ya. Hayırdır abi? Sende bu ahlak yoktu dedi ya. Bu yemek meselesini hiç konuşmazdın dedi ya. Yeme içmeden falan hiç bahsetmezdin. Demek oluyormuş dedim abi. Ama hayırdır dedi ya, ben seni tanıyalı 20 sene böyle yemek muhabbetin yoktu dedi. Abi yemek değil meyve dedim. Olsun dedim. Dedim abi bizde demek şu anda iftara 2 saat kalmış, demek ki ağaçız. Ağaç nebati. Sonra hayvan olacağız yerken. Sonra inşallah iyiliklerimizle kötülüklerimizle şey olacağız. Namaz kılacağız insan. Kürsüye geçince de imani olacağız. İnsanın üç tane şahsiyet var ya. Hizmetkarlığı, masadan indikten sonra orucu, namazı, hususi dünyasındaki dersleri, bir de insani ilişkilerdeki beşeriyeti. Birbirine karıştırırsa karışır. Şimdi dut istemem de şaşırdı. Dedim kardeşim ben de insanım biliyor musun?
her daim çay fastında yürürken ulvi, kutsi şeylerde konuşulmaz. Üstad arabayla giderken şoför var, tamam, usta abi anlatıyor. Ondan sonra usta abi şoförmüş, üstad arkada. Üstad demiş ki iftara, bunlar eğlendi. Hadi dedi, bir ilahi söyle demiş. Üstad. O da ilahi diyecek. Eminem, eminem. Başlamış. Yok, usta abi anlatıyor da, üstad. Üstad demiş ki, bir arabada birisine, kimdi? Hadi bir ilahi söyle dedi de, bizi rahatlat demiş. Hani peygamberden şey demiyordu. İlahi söyleyecek, adam başladı. Eminem, eminem, Türkiye'yi söyleme başladı. Üstad keçili, ilahi dedim sana dedi. Üstad da ama kızmadı, gülüyormuş. Gülmüş. O gün çok gülmüş. Hatırladınız değil mi? Hatırladım. Eminem, eminem. La kardeşim bak üstad. Ama şey yaptırmamış yani, söylemiş yani. Hiç şey yapmamış. Ceylan abi de çok rahat paylaşıyor. Ya. Dedi ki, Ceylan çay yaptınız mı dedi, tamam. Çay var mı dedi, içeriden çıktı. Hemen abi, Ceylan abi, yenge olsa dedi, iç deme hemen dedi, çayımız olur dedi. Beni evlendirmiyorsun, yenge de yok, çay da yok dedi sana. Usta da diyor ha. Çiçili seni diyor. Kaşıma sopasıyla kovaladı. Bir Ceylan abi kovalamış, bir de tavuğu kovalamış usta. Tavuk bir geldi, bir yumurta bıraktı, bir daha geldi, bir daha yumurta, bir daha oturdu, üçüncü bırakacak. Bu beni israfa sokuyor dedi. Benim istinamı bozuyor diye tavuğu kovalamış yumurtlamasın diye. Vallahi ben daha iyi yuva yapardım ya. Ulan gel lan dördüncü gidiyor. Yapar mısın, yapmaz mıydın? Tavuğu kovalayacaksın ki bana yumurta bırakmasın. Tavuktan birkaç tane daha aldık. Tavuk daha çok değerli. Ama usta garip adam ya. Ya garip adam bak. Hapishanede de öyle olmuş abi. Yemek getirmişler de. Birkaç gün getirince bakmışlar ki uyku çöküyor falan böyle, vazifeden geri kalıyorlar. Getirmeyin diye temizlemişler. Allah! Ben de derim, ulan ne biçim dava adamısınız lan, ben içeriye girdim diye ben babamın davasına mı girdim? Nurculuk'ta girdimse herkesin davasıdır. Ulan kaliteli yemekler getireceksiniz. Abi nasıl yemek olsun? İmam Bayedi müftü şaşırdı, müezzin yayıldı, tamam. Böyle yemek getiriyor, sizin adınıza girdim. Neyse gelelim şeye. Mevzuya geleyim. Sonra tabakayı nebatiye iner. Bazen insan 24 saat zarfında her 4 tabakada muamele vaki olur. Yani ne anlattım biliyor musun? Latifeleriyle beraber. İnsan bazen nebat hayatını yaşar. Onun konuşmasını yapar. Bazen hayvani beşeriyet. Bazen insani. Bazen de imanı yaşar. Onun için şaşırma. Abi ben böyle oldum. Biraz önce şöyleydim. Deme kardeşim. Tır 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 tır. Kalp ateşi gibi inip çıkar bunlar. Kendini zulmetme, suizan etme. Düşersin kardeşim. Ya ben buna nasıl oldu ya, cinsellik hayatımda bu kafama vurdu. Lan ikincisi işte nebati hayattan hayvan hayat. Hayvan nedir? Üreme ve mideyi doldurmak. Başka bir şey yok ki. Ha, bazen bunu yaşarsın. Bazen de beşeriyetini yaşarsın yani. Ticaret yaparsın, koşturursun. Bazen de içsel aleminde yaşarsın. Ustad ne diyor bak, ne diyor? Bu diyor 24 saat, günde 24 saat zarfında her 4 tabaka muamele vakı olur. Yani 4 tanesini her gün yaşarsın. Bize de vuruyor. O da vuruyor, o da vuruyor, o da vuruyor. O da onu da istiyor, onu da istiyor. Ama kontrol ediyorsun, dur lan sen böyle şuraya kadar. Sen uyu. Yapabiliyorsan. İftar 2 saat kaldı. Kardeşim kimin evinde dut var? Abi bende var, gidelim. Abi ya sen Hasan kardeş. Ya yemek muhabbeti yaptın ya. Ben hep böyle arş-ı azamlardan, lef-i mavzdan bahseden adam zannediyor. Dedim kardeşim ben de insanım, ben de dut isterim ya. Hani bak ustad diyor ki 24 saat zarfında her 4 tabaka muamele olur, vakı olur. İnsanı hata ve galata atan, insanı hata yaptın, hatadır kendisine suizana sebebi olan neymiş biliyor musun? İnsanı hata ve galata atan bu 4 tabakadaki farkı riayet etmemektir. Yani bu 4 tane tabaka, Allah Allah ya, ben nereden hafızama geldi ya, nereden cinsellik geldi, nereden yemek geldi, ya bağırdı, çağırdı. Herkesin örtüsü var biliyor musun? Allah'ın örtüsü nedir? Azamet ve kibriya. Herkesin de örtüsü var. Kimisi
kimisi asabiyle örter Allah onun kutsiyetini. Büyük adam asabi. Kimisi feveranlık konuşur. Ya bırak ya bu adamı ya. Bak örttü Allah onu. Kimisi tevazuyla örter. Kimisi bir şeyle örter ya, bir kusur ya. Adam çok güzel ders yapar. Bir yemek muhabbeti yaptı. Senin nazarına bitti. Bak, azamet ve kibriya Allah'ın da örtüsüdür. İnsanın da örtüsü var. Kimisi çok acayip menfus çetir vesveseyle örtmüş. Ya bu mu adam ya, bu dersleri yapan bu adam mı ya? Kimisi de ya bu adam mı ya, o şeylerden bahseden asabi adam? Bu adam mı bazen böyle elinde almış böyle buna şöyle yapar? Bu adam mı ya, ağaca çıkmış meyve yiyen? Bu adamla top oynayan? Allah Allah ya! Ya ne acayip bir ölçüler ya! 24 saatte diyor bu 4 tane tabaka yaşarsın diyor. Halaka lana ma fil erdi cemiya. Ya istinaden insaniyetin mide-i hayvaniye ve nebatiye münasır olduğunun zannıyla galat ediyor. Ama dese ki hep budur. Olmaz ya. Hükmünü karıştırma. Allah Allah. Peki başka ne atıf yapabiliriz? Şey var 138'de şu var ama uzun olur. Şunu yapayım, şu kadar inç yapayım. Tafsilat ve teferata bazen perişan zihnim karışır, noksan kalır, hata eder. Bunu ondan sonra şey yapıyor. Bir de istina meselesini ikinci mektupta anlatıyor. Ama buradan toparlıyorum ve dersi bitiriyorum. Tamam, uzun olmasın. Bir, birbirimize kusursuz zannetmeyeceğiz. Kusur da var, iyilik de var. Ama tecessüs etmeyeceğiz. Ne? Ne dedi, ne dedi, kim? Sormayacaksın. Aynen gıybet oluyor. Ya ben demedim. Ne dediler Hasan kardeş? Şey, Harun. Ne dediler Suat için? Ne? İstanbul'da ne olmuş? Bak. Gıybet. Vay be. İftira. İnandım. Geveze ya. İnsanoğlu geveze hepimiz. Acayip gevezeyiz. Yeter ki bir şey demeye dursun. Elimizden geldiği kadar, duydun mu bak hele. Ahmetcül'den buna şey, WhatsApp'tan bunu atıyorum. Baba bu adamı dinlesene, bak ne diyor. Lan gizlesene hatayı. Sen de hatanın gizlenmeye layık olasın aşırı meydanda. Terki nasıl olmalı? He? Terki nasıl olmalı? Anlamadım. Terki nasıl olmalı? Terki şöyle olmadı. Biraz önce söyledi. Dedi ki bir insan nebat hayatı yaşayabilir, hayvanı yaşayabilir, beşeriyet yaşayabilir, imani, kutsiyet kesmedebilir. İnsanız. Allah bir ölçü getirmiş. Dedi ki ben haşir meydanında sizi nasıl ölçeceğim biliyor musunuz? 13. lemadan söylüyorum. Günahınızı bir tarafa, sevabınızı bir tarafa, hangisi galipse ona muamele edeceğim. Soruyoruz hikmet lisanıyla. Ya Rabbi, günah sebap ölçüm nedir? Ben diyor en az bir sebabı 10 yazarım, günahı 1 yazarım. Bu bize neyi gösteriyor? Diyor ki ey Hasan, nasıl kurtulacağız dedin ya. Bir insana bakarken iyiliği mi fazla, kötülüğü mü? Nedir o? Ehl-i sünnet ve cemaat dairesinde belli ya. Adam iyi adam ama bir sürü kusurları da var. Peki, kusurlarına şaşırdık. Eşit mi, kusurun fazla mı? Haseneyi 10 gör. Çünkü hasene yapma zamanı yok. Bu zamanda iyilik yapmak çok zor. Şartları çok ağır olduğunda bir iyilik 10 sayılıyor. Allah Resulü demiş ya, benim zamanımda 10 taneden 9'unu yapmayan helak olur. Ahir zaman ümmetim geldiği zaman 10 taneden bir tanesini yapsa kurtulur diyor. Şartları ağır. Ha o zaman birbirimize nasıl bakacağız? Bir iyilik mi var? 10'la çarp. Bir kötülüğü mü var? 1'le çarp. Ölçü böyle olacak. İnsandır ya. Ben Allah'a yanlışa yemin edilmez. Bu Kur'an tefsirine yemin ederim ki çok defa duydunuz bu sözü benden. Ben sizi bir şey, en rezil bir şey yaparken, en rezil, hiç size yakışmayan kebair, vallahi gözümle sizi görsem yaparken,
kesinlikle kafamı çeviririm. Size, siz öyle adamsınız diye muamele etmem. Derim ki bu adam düşer. Düşer ya. Ne zaman suç sayarım ben? Bu da öyle. Burada dinde de öyle. Dindekini söylüyorum. Her daim öyle midir? Her zaman onu mu yapıyor? Düşer ya. Ya abi nasıl düşer? Ulan sahabe düştü sahabe. Senin hayaline gelen günaha düştü. Recm edildi mi edilmedi mi? Ya Resulallah benim bir şeyim var git dedi. Git tövbe et. Allah bütün tövbeleri kabul eder dedi. Dinlemedi. Dinlese hemen şeriat devreye girecek. Dinlemedi hemen susturdu. Peygamber anladı günahını. Git dedi Allah bütün günahları affeder dedi. Tekrar dayanamadı bu sahabe ya. Ya Resulallah benim günah var sus dedi. Sus git tövbe et dedi. Tamam benim üslubumla anlatıyorum. Üçüncü kez ya Resulallah benim dedi falan işim var. Zina mı oldu dedi. Öyle artık git diyemez. Duydu. Duydu şeriat girdi. Mahkeme kurulmak zorunda. O da zaten istiyor. Düşer mi insan? Düşer. Ya nasıl yapar diyene beddua etmek istemiyorum ama Allah onu diyene düşürmesin diyorum. İnsanlarda nasıl kusur yapar diye hayret edene dua ediyorum. Allah'ım onu diyeni düşürme. İçim yanıyor ama kızıyorum onu. Nasıl düşmez ya? Düşeriz kardeşim. Düşeriz. Düşeriz, kuvve-i manevi yıkılmasın. Her 24 saatte bir o şeyi yaşarsın. Nebatiyeti yaşarsın, hayvaniyeti yaşarsın, beşeriyeti, insaniyeti yaşarsın. Çok acayip bir ölçü değil mi? İmani, kutsiyeti yaşarsın, kutsi. Bazen kutsi olursun, bazen ağaç gibi olursun. O zaman sana psikolojin bozulmaz. Ya ben ne biçim adamım ya. Benden bir şey olmaz. Ya canım ya. Benden bir... Ya rezilim birisi, kepazıyım. Hayır. Ben de onlara diyorum ki son cümlem olsun. Kepazeyim diyorsun ya, iyi değilim diyorsun ya. He? Hangi güzel tarafın var ki kepazeliğini anladı? Demek ki iyi bir tarafın var ki kötü tarafını anladı. İyi tarafın olmasaydı kötü adam kötü olduğunu bilmez. Miskamber gibi günahı suratına sürer. Öyle mi? Demek ki iyi bir tarafın var ki kötü tarafını fark ettin. Onu çapını genişlettir. Kendine de böyle bak lütfen psikolojini bozma. Kardeşlerine... Dava arkadaşlarına, abidelerine, ev halkına evliysen çoluk çocuğuna böyle bak. Mesela ustadın varislerinde de la yuhdi değil, ustad la yuhdi değil. Böyle bakacağız tamam mı? Ama kusur aramayacağız çünkü Kur'an'da men edilmiş. Ne dedin Resul? Kapıyı açsana bak bakalım ne diyor? La tecessüsü, tecessüs etmeyin, haramdır. Bedeli nedir biliyor musunuz? Aynı hale düşer olacağız. Hatayı da olunca da tevil etme. Bu hata hatadır. Ama ne yapacağız? Hatayı birle çarp. Haseneyi onunla çarp. Mesela bir misal verin. Beni alan bir mana aldı düşünce. Ustadın varisleri beşerdir. Hata yapabilir, kusur yapabilir. Ama bu bir. Ama bu cemaatin şahsi manevisinin oluşmasına sevk idaresindeki hasenata ve safi evvel oluşlarına hiç kimse yetişemez. Kimse yetişemez. Umumi fazilet. Umumi fazilet. Bazısı çok iyi ders yapar, çok menfaat olur topluma ama şey sebabı şahsidir. Bazısı umumidir. Mesela bazısı halim selimdir, takvalıdır, tamam mı? Yani birkaç kişi ulaşmış ama bazısı var ki çok acayip kitlelerle uğraşmış ama ulaşırken bazı da günahlara düşmüş. Bu umumi faziletten alacak, bu hususi alacak yani. Ama neticede bir havuza dokunacak hepimiz ortağız. Benim sebabıma ortaksınız. Sizin sebabınıza da ben ortağım. Ben sizin sebabınızı istemem diyecek kadar ahmak mıyım? Siz de benimsine ortak olacaksınız, ben de sizinsine. Haydi bakalım inşallah böyle olacağız. Bu size yapmadım. Ben kendi dersimi kendim tekrar ettim ki bu vartaya düşmeyeyim. Yer yer kendime yapıyorum. Vahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Selamat.